Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Elden Ring severler, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Limgrave bölgesinde Strength Build'ımızı ilgilendirdiğini düşündüğüm, en azından benim rehber sesine yer vermeyi planladığım içerikleri tamamlamıştık. Bu bölümümüzde Weeping Peninsula olan devam edeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, şu an buradayım, şurada Grace'deyim. Şurada bir tane NPC karakter var. Eğer ki NPC questlerini yapıyorsanız karşı tarafta oturmuş olan bu hanımefendinin diyaloglarını almanız ve ondan bir tane mektup alıp şu birazdan gideceğimiz kaledeki karakteri teslim etmeniz gerekiyor. Türkçe oynanış rehberinin Weeping Peninsula bölümlerinde buraları aradan çıkardık. Dilerseniz oradan takip edebilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Bizim ilk yapacağımız içerik şuradaki Isolated Merchants şeker ışınlanmak olacak. Şimdi burada bir tane satıcımız var. Konuşuyorum kendisiyle. Kendisi Dark Souls 1'in çok sevilen silahlarından ve STR build'larda çok çok kullanılan silahlardan olan Zweihänder'ı satıyor. Dilerseniz Zweihänder'ı alıp oyun boyunca bunu kullanabilirsiniz. Greatsword'a alternatif bir silah olarak. Greatsword'dan bir tık daha hızlı çalışan bir silah, biraz daha uzun bir mesafeye vurabilen bir silah. Ve Dark Souls 1'e eğer deneyimlediyseniz burada da aslında oynanışı biraz benzer olan bir silah kendisi. Bir başlangıç silahı olduğu için burada tanıtmış olmak istedim. Fourth Church of Morikaya ışınlanıyorum bu sefer de. Şimdi biz Radagon'un şurada, özür dilerim, ekipman kısmında biz Radagon'un Source Seal item'ını kullanıyoruz. Belki maceraya hazırlık rehberindeki içerikleri yapmamış olabilirsiniz. Burada bir tane Weeping Evergold denilen bir bölge var. Oraya doğru ilerliyorum. Radagon Source Seal'ın 1.6 versiyonu olan Radagon Scar Seal'ı elde edebiliyoruz burada. Belki hani Ayazman böyle çok güçlü olduk. Hani oyunun başlarında alacağımız itemlara göre ben bir strength build oynanışı arayışımdayım diyen arkadaşlar olabilir. Onların da ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilmek adına bunu da tanıtmış olmak istedim. İçeri girdikten sonrasında Wondrous Fisk'imi içiyorum ve devam ediyorum. Ona bir tane düşmanımız tamamlanacak. Genellikle buz saldırıları yapar. Canınızın yarıda ya da daha aşağıda olmamasına dikkat edin. Şu ikinci faz geçişidir. Yerden silahını çıkartıp saldırmaya başlar. Bu fırtınadan çıkmaya çalışan alttaki mavi bar dolarsa staminanız daha yavaş dolmaya başlayacaktır. Aklınızda bulunsun. Peki. Bu bir buz saldırısı yine uzaklara yapabildiği. Bana vurmadı bence ama olsun. Ancient Hero of Zamor'u burada bu şekilde aradan çıkartıyoruz. Ve Radagon Scar Seal'ı elde ettik. Bir miktarda ruh aldık. Radagon Scar Seal'ın Source Seal'dan farkı statlarımızı her birini 5 oranında değil de 3 oranında arttırması ama aldığımız hasarı biraz daha az oluyor. Yani biz Source Seal'ı taktığımızda hasar alıyoruz. Scar Seal'ı takarsak biraz daha az hasar alıyoruz. Sonuçta bunların bir negatif tarafları vardı. Bunlardan bahsetmiştim. Burada değinmiş olmak istedim. Church of Pilgrimage ışınlandık. Buradan dümdüz karşıya şu ağacın olduğu kısma gidiyorum. Yine Wondrous Fisk'imi içiyorum. Minor Earth Tree isimli bu boss'umuza kapışacağız. Şimdi kritik olan şey şu. Vurdu. Bu arkadaşın saçma sapan saldırıları var. Wondrous Fisk'imizde charge saldırılarımızın hasarın arttığını biliyorsunuz. Dolayısıyla yapabildiğimiz kadar charge saldırı yapmak istiyoruz. Özellikle bu ikinci savurmasından sonraki charge saldırılar %100 oranında vururlar. Onlardan faydalanın.
ve kendisini budadık. Ölmesiyle birlikte bizlere bir tane Wondrous Fist'te kullanabileceğimiz offline bubble tier içeriği veriyor. Diğer de Wondrous Fist'te kullanılabiliyor fakat bizi ilgilendiren içerik offline bubble tier içeriği. Eğer ki bir tane hasarı %90 oranında bloklayacak bir içerikten faydalanmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bunu Wondrous Fist'e taktığınızda karakterimiz Wondrous Fist'i içince etrafında bir tane balon çıkıyor. İlk alacağı hasarı %90 oranında blokluyor. İlk alacağı hasar bir başka karakterin bize üflemesi de olabilir. Bir başka karakterin kafamıza meteor atması da olabilir. Yani o şekilde ifade edeyim. Tekrardan bunu geri gönderiyorum. Girdim içeri. Castle Mon kısmını hızlıca aradan çıkartacağız. Öncelikle buradan yukarı çıkıyorum. Burada ikinci tane köpek daha var. Dikkatli olun. Buradan bir miktar Smithing Stone 2 aldım. Şimdi burayı şu şekilde yapacağım. Burada sağ taraftan dümdüz ilerleyin. Düşmanları şimdilik görmezden gelin ve sağ taraftan dümdüz ilerleyin. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Buraya gelince arkaya bir bakın. Her kim geliyorsa öldürün. Sonrasında içeri doğru devam edersiniz. Şurada bir tane sandığımız var. Yine Dark Souls 1'in aynı zamanda 3'ün çok sevilen silahlarından Claymore burada bulunuyor. Claymore'un şöyle güzel bir içeriği var. Göstermek gerekirse Claymore'la özel saldırısı yaparsanız karakteriniz bu şekilde zıplayarak vurur. Buna Lion's Claw deniliyor. İleride biz bu eşoförü alıp aslında kullanmaya başlayacağız. Şu an için bu eşoförden faydalanmıyoruz. Bizim kılıcımızın eşoförü aslında bu. Öyle bir bufflayıp ondan sonra vurma imkanı tanıyan bir eşoför var. Iron Cleaver düşürdü. Başarılı. Iron Cleaver bu arkadaşların kullandığı bir silah. Ben burayı bitince söylemek istemiyorum ama bu da bir strength silahı. Şu şekilde bir içerik kendisi. Hani eğer ki böyle bir tür nasıl kasap gibi bir RP yapmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir başka STR silahı bu. Farmlanmaya değer birkaç tane güzel strength build silahı var. Onları ben geri geldiğimde belirteceğim. Yani bunu farmlamakla vesaire uğraşmayın bence. Tabii karar sizlere kalmış yine ama. Bu arkadaşlar savaşa dursunlar. Biz şuradan yukarı çıktık. Buradan aşağı düştüm. Genellikle bu arkadaş gelir, vurup öldürün kendisini. Eğer ki kız karakterin kolesini yapıyorsanız sol tarafta bulunuyor mektup teslim etmeniz gereken NPC. Yukarıdaki düşmanlar genellikle sizlere ok gibi bir şey fırlatırlar veya dart gibi bir şey fırlatırlar. Görmezden geliyorum onları. Dümdüz ilerleyip sağdan aşağıya düşüyorum. Bir tane Grace'im var, yakıyorum bu Grace'i. Devam ediyorum yoluma. Buradan aşağıya düştüm. Buradan aşağıya düştüm. Şurada sol tarafta aşağıya doğru bakın düşebileceğiniz bir tane şey var. Platform var. Buradan Stone Sword Key alabiliyorsunuz. Buradan da aşağıya düştük. Bütün bu aşağıya düşüşler sonrasında dümdüz ilerlemeye devam ediyorum. Şuradaki açıklıktan sol tarafa doğru yuvarlanıyorum. Yine buradan aşağıya düştüm. Şuradan karşıya atlıyorum. Burası belki biraz yorabilir. Platformlardan platformlara ya da tahtalardan tahtalara atlamamız lazım. Çok fazla yok zaten ama olsun. Aşağıda fareler var. Bir tık onlar rahatsız edebiliyor. Düşerken saldırı tuşuna basarsanız bir nevi plunging atakı vurabiliyorsunuz. Dark Souls'larda oldukça havalı değil bence Elden Ring'in plungingleri ama kullanabilirsiniz. Yani belirtmiş olayım ben. Şuradan dışarı çıkınca sol tarafta aynen şurada yanlış yere gidiyorum zannedip özür dileyecektim. Bir tane Grace'imiz var. Grace'i dinleniyorum. Şimdi bir boss'u kesmeye gideceğiz. Boss'u kesmeye gitmeden öncesinde yapabileceğiniz güzel şeylerden bir tanesi aslında level up'lardır. Yani karakterinizi güçlendirmektir. Geçeceğim. Bir miktar ruhum var. Bu ruhları kullanarak elimdeki silahı biraz daha yükseltmek istiyorum.
Strengthen Armament diyerek bir seviyede silahımı yükselttim. Şimdi dikkat edin, Smithing Stone 4'ten 4 tane ihtiyaç var. Benimse envanterimde sadece 1 tane var. Peki madem bir tane var, ben bunu nasıl arttırabilirim? Eğer ki maceraya hazırlık rehberindeki içerikleri birebir tamamladıysanız, sınırsız sayıda Smithing Stone 4 ve 3 almanıza imkan tanıyan item'ı buraya teslim etmişsinizdir. Purchase diyerekten şuradan Smithing Stone 4'ten mesela 3 tane daha alıyorum. Dolayısıyla 4 tane Smithing Stone 4'üm oluyor. Büyük ihtimal bir 4 tane daha almam gerekecek ama. 6 tane daha aynı. Bir sonraki seviyesi için 6 tane ihtiyaç var. Geldim, 6 tane alacağım. 6 tane alsam bile upgrade yapamam. Çünkü upgrade gerekecek olan ruh miktarı envanterimde olmayacak. Purchase istiyorum. 4 tane. Okey, 5 tane alabildik. Bir tane daha almamız gerekecek elbet. Bunları tamamlamış olmakla birlikte şuradaki Beside the Rampart Gold denilen içeriye ışınlanıyorum. İçerik, yani Grace'e ışınlanıyorum. Geldim buraya, soldan aşağıya düşüyorum. Bu arkadaşlar, bu deniz alanına saldırmazsanız onlar da size saldırmazlar. Dümdüz ilerliyorum. İçeri girmeden öncesinde Wondrous Fist geçiyorum. Ah, yapamadım. Yapamadım. 3 tane charge, bir tane normal saldırıyla ölüyor, onu göstermek istemiştim. Yapamadım. Belki biraz aç gözlü davrandım. Belki biraz hızlı davrandım, emin değilim. Full combo yapmak istedik ama olmadı. Geldik buraya. Tank build'larda bu arada boss'ları hızlı hızlı öldürmeye çabalamanızın bir anlamı yok. Çünkü karakteriniz hızlı bir karakter değil. Normalde vur, biraz bekle 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 bekle, tamam, tekrar vur, bekle 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 bekle, tekrar vur şeklinde ilerlemeniz bekleniyor tank build'larda. Aklınızda bulunsun ya. Yani ben bazı boss'larda biraz agresif davranıyor olsam da o doğru olan içerik değildir. Şu saldırısı en iyi saldırı bizler için. Çünkü bu saldırı yaptıktan sonrasında bayağı olduğu yerde yaklaşık 1,5-2 saniye boyunca duruyor. Biz de kendisini saldırıp kendisini öldürebiliyoruz. Şimdi burada her ne kadar efsanevi bir strength build silahı elde etmiş olsak da Grafted Blade Greatsword açıkçası zaman içerisinde elimizdeki Greatsword'a nazaran daha az hasar vuran bir silah oluyor. Ama oyunun başında eğer ki efsanevi bir silah kullanmak istiyorsanız Grafted Sword'u kullanabilirsiniz. Grafted Great Blade Sword'u kullanabilirsiniz. Doğru söyledim. Yani Grafted Blade Great Sword'u kullanabilirsiniz. Bir Strength Build silahıdır. 40 STR ister. Yani zaten şu an 30 küsür vesaire çıkabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Onlar noktasında bir eksiğimiz yok. Dilerseniz faydalanabilirsiniz. Hani efsanevi içerikler noktasında en azından oyunun başında kullanılabilen ve oyunun başında gerçekten evet ya bu silah hasar vuruyor diyeceğiniz silahlardan bir tanesi. Weeping Peninsula bölgesinde bizim yapmayı hedeflediğimiz strength build ile alakalı içerikleri burada tamamladık. Yine hatırlatmak gerekirse mesela burada dikkat edin, bir tane maden bulunuyor. Şurada bir başka katakom bölgesi var. Şurada bir başka katakom bölgesi var. Vesaire vesaire farklı içerikler yine bu bölgede mevcut. Dilerseniz onları yapabilirsiniz. Bir önceki videoda bahsetmeyi unutmuşum. Burada hatırlatmış olayım. Katıl üyesiyseniz bu rehber serisine ait bütün videoları şu an erişebiliyorsanız aklınızda bulunsun. Hani katıl üyesi değilseniz de elbet bütün videolar bütün izleyicilere açılacaktır. Aklınızda yine bulunsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.